IntelliSense'i etkili biçimde kullanma. IntelliSense çoğu kişiye göre Visual Studio'nun en çok işe yarayan özelliklerinden birisidir. IntelliSense kod yazarken içerikle ilgili anında ve otomatik yardım sunmaktadır. Çoğu Visual Studio kullanıcısı bu yardımcı öneriler olmadan program yazamayacak kadar bu yapıya alışmış durumdadırlar. Şimdi şekildeki proje dosyasını açın. Şimdi Book adında bir değişken tanımlanacaktır. Program kodunu incelediğinizde Book adında bir sınıf olduğunu görebilirsiniz. Şimdi B adında Book sınıfına ait bir değişken oluşturun. B ve O harflerini yazdığınızda IntelliSense açılır listesi kullanabileceğiniz uygun 4 tipi listeler. Yazmak istediğiniz tip üzerine gelin ve tab tuşuna basın. Otomatik olarak Book tipi eklenecektir. Birkaç harfi sildiğinizde otomatik açılır listesi görüntülenmez. Açılır listeyi yeniden görüntülemek için Kontrol boşluk tuşlarına basmanız gerekir. Bu kelimesinin seçili olmasının nedeni IntelliSense listesinde en son kullanılan sözcük olmasıdır. Şimdi Cancel sınıfından WriteLine adındaki metot çağrılacaktır. WriteLine yazıp parantez açtıktan sonra bu fonksiyonun 19 farklı versiyonunun olduğunu görebilirsiniz. IntelliSense WriteLine fonksiyonlarının her birinin sahip oldukları parametre tipine göre farklılaştırmakta ve açıklamalarını görüntülemektedir. Şimdi yeni bir değişken oluşturulmak istenmektedir. Bu oluşturulan değişken henüz oluşturulmayan bir sınıfa ait olacaktır. Kod satırını yazdığınızda mevcut olmayan sınıf adı kırmızı çizgiyle belirtilecektir. Fare ile bu kelime üzerine geldiğinizde oluşan hata mesajını görebilirsiniz. Bunu düzeltmek için sınıf adı üzerine geldiğinizde akıllı etiket gözükecektir. Buradan generate class öğesini seçerek bu isimle yeni bir sınıf oluşturabilirsiniz. Generate new type seçeneğine tıklayın. Açılan pencereden erişim türünü ve nasıl bir tür oluşturmak istediğinizi ayarlayabilirsiniz. Alt kısımdan sınıfı yeni bir dosya olarak veya mevcut dosya içine oluşturabilirsiniz. OK düğmesine tıkladığınızda yeni bir dosya oluşturulur.